Bademcik ameliyatından sonraki süreçler aslında çocuklarda ve erişkinlerde biraz farklılıklar gösterebilmekte. Çocuklardaki ağrı çekilen dönemin çok daha kısa olduğunu söyleyebilirim. Niçin? Çünkü yara açtığımız bölgenin çok daha kısa, küçük olmasından dolayı. Erişkinlerde 15 güne kadar ulaşmaktayken ağrılı dönem, çocuklarda bu hemen daima 7 ila 10 gün içerisinde giderek azalan bir ağrı şeklinde karşımıza çıkmakta. Tabii bu ameliyat sonrasındaki periyotta özel diyebileceğimiz bademcik yutkunmayla ilgili bölgenin ağrısını azaltabilecek hani soğuk yiyecekler, ilk gün beyaz gıdalar dediğimiz süt gibi, yoğurt gibi, muhallebi gibi, dondurma gibi zaten birçok çocuğun da hayalidir. Ameliyat olayım, ağrılardan kurtulayım ve dondurma yiyeyim. O güne kadar dondurma yemesi yasaklanmış olan bir çocuğa ödül gibi dondurma vermekteyiz. Hal böyle olunca yani ameliyat sonrasındaki erken dönemde ilk gün beyaz gıdalar olabiliyor. Ama daha büyük olan çocuklarda ve erişkinlerde eğer yutabiliyorsanız, ısırabiliyorsanız yani dişleri ve ısırması normal olacağına göre zeytinyağlıları, küçük yoğurtla beraber karıştırarak pilav gibi gıdaları almasına da izin verdiğim oluyor. Ve zaman içerisinde, günler içerisinde bu gıdaların üzerine başka partiküllü gıdaları da eklemek koşuluyla bir yemek listesi hastalarımıza veriyoruz. Ve bu şekilde devamını veya hastalığın geçmesini, ameliyat sonrası dönemin geçmesini sağlıyoruz. Tabii önemli olan unsurlardan bir tanesi hastayı bilinçlendirmek. Yani belli bir süre ağrı olacak. Önemli olan suyun içilmesidir. Suyu eksik içtiği takdirde veya su içmeyi reddettiği takdirde bir müddet sonra ateş yükselmesi, ağzın kuruması nedeniyle ağrının şiddetlenmesi gibi durum ile karşılaşırız. Yani gıdayı almaktan daha önemlisi mutlaka ve mutlaka ameliyat sonrası periyotta suyun içilmesini çok önemli istiyoruz ve vurguluyoruz.